Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Almanya-Türkiye arasında hızlı bir iklim değişikliği var. Bu dönüşüm nasıl ve neden oldu? Aslında iki tarafta da görülen yakınlaşma ivmesini artıran gelişmenin başlığı Transatlantik ilişkilerindeki Trump, Donald Trump çatlağı. Bu çatlağın ayrıntılarını hatırlatacağız birazdan. Beşinci nesil savaş uçağı F-35 ilk silahlı saldırısını gerçekleştirdi. Hedef Taliban'dı, aktaracağız. Ve bu yıl ortalama 1 santigrat dereceye yakın yükselen okyanus sıcaklıkları çok sayıda kasırganın oluşmasına yol açtı. Küresel ısınmanın yol açtığı dramatik değişikliğin çarpıcı verileri de birazdan ekranda olacak. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, çok önemli, sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Endonezya'nın Sulawesi adasında 7,5 büyüklüğünde bugün bir deprem meydana geldi. Depremin ardından adayı tsunami vurdu. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. Görüntüler, şu anda izlediğiniz görüntüler. Yaklaşık 20 dakika kadar önce ajanslar ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Depremin merkez üssü Sulawesi'nin başkenti Palu'ya 80 kilometre uzaklıkta. Deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi ve bölgede birçok evin yıkıldığı belirtiliyor. Depremin ardından adayı tsunami dalgaları işte gördüğünüz şekilde vurdu. Evet, bu görüntüler yaklaşık 15-20 dakika kadar önce bölgeden geldi. Sıcak görüntüler, sıcak gelişmeye ait görüntüler, tsunami görüntüsü. Dalgaların boyu 2 metreyi buldu. Ancak kıyıdan onlarca metre içerilere kadar ilerleyen suyun şimdi şu saatler itibariyle çekildiği yönünde de haberler geliyor. Dalgaların ne kadar hasara yol açtığı henüz bilinmiyor. Ancak Endonezyalı yetkililer kaybolanların olduğunu belirtiyorlar. Palu'daki havalimanı da depremde hasar gördü. Uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi. Endonezya'nın batısındaki Sumatra adasını 2004 yılında vuran 9,1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami dalgaları da ondan fazla ülkeyi vurmuş ve 230 bin kişiyi hayatını kaybetmişti. Tekrar ediyoruz, Endonezya'nın Sulawesi adasında 7,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından şu anda görmüş olduğunuz ilk görüntüler, büyük bir tsunami bölgeyi vurdu. İlk gelen görüntüler bunlar. Kayıplarla ilgili henüz bilgi yok. Önümüzdeki dakikalar içerisinde ayrıntıları, son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz bu konuda. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka gündem tabii Türkiye-Almanya ilişkilerinde son yıllarda yaşanan türbülansı aşmak, mevcut ilişkileri geliştirmek. İki tarafta aslında belirgin bir irade gösteriyor bu konuda. Bu yakınlaşma eğilimini güçlendiren gelişmeleri kısaca hatırlatarak devam edelim bugünkü dış haber turumuza. Aslında yakınlaşma ivmesini artıran gelişmenin başlığı transatlantik ilişkilerindeki, yani Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Trump çatlağı. Bu başlığın altında yaşananları hemen kısaca özetleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce kendi kamuoyuna ülkemizin üzerindeki dış mali yükleri muhataplarımız ve müttefiklerimizle paylaşacağız vaadini NATO müttefiklerine baskı yaparak başlattı. NATO üyelerinin savunma harcamalarını arttırma baskısı tabii Almanya'da rahatsızlık yarattı. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Merkel yönetimini eleştirdi ve Almanya savunma giderleri konusunda Aralık 2014'te kararlaştırılan yükümlülüklere dikkate almıyor dedi. Bu tabii birinci çatlak. İkinci çatlak, ikinci konu başlığı, Trump Almanya'nın Rusya'dan yaptığı doğalgaz ithalatını sürekli eleştiriyor. Kuzey Akım 2 boru hattının Rusya'yı zenginleştirmekten başka işe yaramadığını söyleyen Trump, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Almanya rotasını değiştirmezse tamamen Rusya'ya bağımlı olacak dedi. Bu da Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiyi gerdi. Almanya eksenli transatlantik ilişkilerindeki bir diğer
önemli çatlak ayrışmaysa Avrupa Birliği'ne yönelik ticaret savaşı, özellikle Almanya üretimi otomobillerin Amerikan pazarındaki satışına çok büyük darbe vurdu bu vergi artışları ve Berlin'in hayli canını sıktı. Şansölye Angela Merkel, ABD-Çin ticaret savaşının da Avrupa Birliği ekonomilerini olumsuz etkileyeceği yorumunda bulundu daha önce. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tek taraflı feshetmesi ve İran'a yönelik yaptırımları artırma kararını uygulaması. Tabii Almanya'nın karşı çıktığı bir başka hamle oldu bu. Amerikan yönetimi bu kararından dönmesi için uzun süre uğraş verdi. Hatta sadece bunun için iki defa Merkel Washington'a gitti. Trump'ın bu konudaki tutumundan epey şikayetçi. Bu temel konu başlıkları transatlantik ekseninde, yani Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika arasındaki büyük bir yarılmayı oluşturdu ve Türkiye'nin de kendisine Amerika Birleşik Devletleri cephesinden ekonomik savaş açıldığı yönündeki endişeleri var. Bunu da eklemek lazım. Ayrıca Türkiye böyle bir ortamda Avrupa Birliği ile ilişkileri ayakta tutmak istiyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerin yoluysa Brüksel'den ziyade Berlin'den geçiyor. Malum Atlantik'in beri tarafında, yani Avrupa Birliği vitrinli yeni nizamın adı Alman nizamı diye tanımlanıyor. Böyle bir gerçek var. Bir başka konu başlığı, İsrail'e gideceğiz şimdi. Daha doğrusu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarını aktaracağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, New York'ta konuştu. Netanyahu hedefinde yine İran vardı. Netanyahu İran'ı bir depoda nükleer malzeme gizlemekle suçladı. From Iran's secret nuclear weapons program. Burada şunu ilk kez açıklıyorum. İran'ın Tahran'da bir başka gizli tesisi var. Bu gizli depoda gizli nükleer silah programı ile ilgili çok fazla miktarda ekipman ve materyal stoklanmış durumda. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha İran'ı hedef aldı. Netanyahu, İran'ın Tahran'da gizli bir nükleer deposu olduğunu ileri sürdü, depoya ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğraflarını genel kurulda gösterdi. İran'ın nükleer arşivlerini ve atom tesislerini yok etmemesi, nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmediğini gösteriyor. İran, bu tesisleri birkaç yıl içinde uygun zaman geldiğinde atom bombası patlatmak için kullanmayı planlıyor. Ama bu olmayacak, çünkü İran'ın sakladıklarını İsrail buluyor. Benjamin Netanyahu, İran'la nükleer anlaşmayı sürdüren Avrupa ülkelerini de çok sert bir dille eleştirdi. Netanyahu, İran'ın teşvikiyle Lübnan'daki Hizbullah örgütünün Beyrut havaalanı yakınlarında 3 füze geliştirme tesisi kurduğunu da iddia etti. İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı açıklamalara İran'ın yanıtı gecikmedi. İran, Tahran'da gizli nükleer deposu olduğu iddiasını reddetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Berham Kasimi, "Dünya bu temelsiz, gereksiz ve yanlış açıklamalara sadece güler," dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise, "Bölgemizde gizli, ilan edilmemiş nükleer silah programına sahip olan tek ülke İsrail," ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail'e destek verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na Netanyahu'nun gündeme getirdiği iddiaları araştırması çağrısı yaptı. Ve F-35, 5. nesil savaş uçağı ilk saldırısını gerçekleştirdi, silahlı saldırısını. Amerikan donanmasına ait bir F-35 savaş uçağı Afganistan'daki Taliban hedeflerini bombaladı. Amfibik saldırı Amerikan ordusuna, donanmasına ait USS Essex'ten havalanan bir F-35 ile gerçekleşti. Uçak hedefi vurmasının ardından geri dönerek dikey olarak uçak gemisine iniş yaptı. Dikey iniş kalkış yeteneğine sahip olan F-35B tipi uçaklar, savaş uçakları helikopter gemilerinden de havalanabiliyor. Tanesi 120 milyon dolar, yani yaklaşık 700 milyon Türk lirasına mal olan bu uçaklar yer birliklerine yakın destek görevlerini gerçekleştirebiliyor. Amerikan donanması ilk saldırı görevine ait uçak gemisinden çekilen görüntüleri paylaştı. Amerikan donanmasındaki F-35'ler 13. Deniz Piyadesi Birliği'nde geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrılan Harrier uçaklarının da yerini almış oldu böylece. F-35 projesinin ortakları arasında hatırlayacağınız gibi Türkiye'de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika kıtasında özellikle etkili olan fırtınaların ardında yükselen
okyanus sıcaklıkları var. Atlas Okyanusu'nda dünya ortalamasından yüksek olan su sıcaklıkları çok sayıda kasırganın oluşmasına yol açtı. Uzmanlarsa gelecek için karamsar bir tablo çiziyor. Harvey, Irma, Maria. Bu üç kasırga Amerika Birleşik Devletleri'ni geçen yıl vurdu. Üçünün de yıkıcı etkileri oldu. Yeni yapılan bir araştırmaya göre 2017'de bu kadar yıkıcı kasırgalar görülmesinin nedeni okyanuslardaki su sıcaklığının artması. Kasırgaların oluştuğu Atlas Okyanusu'ndaki su sıcaklığı 2017'deki küresel ortalamadan 0,7 derece daha fazlaydı. Bu nedenle Atlas Okyanusu'nda geçen yıla göre ortalamanın iki katı daha fazla kasırga oluştu. Okyanusta tam 6 büyük kasırga meydana geldi. Araştırmaya önderlik eden Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi uzmanlarından Hiroo Mukarami, okyanuslardaki ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha yıkıcı kasırgalar görülebileceği uyarısında bulundu. 2100 yılından itibaren her yıl 5 ila 8 büyük kasırga meydana gelebileceğine dikkat çekiliyor. Araştırmacılar bu çarpıcı sonuçların elde edildiği raporlarını bilgisayar simülasyonlarından faydalanarak hazırladı. Sırada dünyanın farklı köşelerinden derlediğimiz bir haber turu var. Libya ile başlıyoruz. Yoğun yağışların yol açtığı seller özellikle Trablus'ta günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ama selin belki de ilk defa olumlu bir tarafı da yaşandı. Uzun süredir devam eden iç savaşa doğal afet nedeniyle ateşkes geldi. Trablus şehir merkezindeki konutlar, evler, iş yerleri ve alışveriş merkezlerini su bastı. Bu bölgelerde askeri sığınak yapan isyancılarla yeni yönetime ait güçler tahkimatı durdurdu. Geçici ateşkes anlaşması mecburen yapıldı. Tarihin en kısa süren hırsız polis kovalamacısı. Evet, bu kadar. Arkalarındaki polis devriyesini fark etmeyen araba hırsızları göz açıp kapayıncaya kadar yakalandılar. 22 yaşındaki hırsız arabayı çaldığı anda polis devriyesini fark edince panikle gaza bastı. Kısa sürede ana caddeye fırlayan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu saniyeler içerisinde bir binanın bodrum katına yuvarlandı. Olay Şili'nin başkenti San Diego'da meydana geldi. Sıradaki haberde bir hırsızlık olayına ilişkin şaşkın hırsızlar soymaya kalkıştıkları iş yerinde tuhaf davranışlarıyla dikkat çekiyorlar. Yüzlerinde maskeyle iş yerine giren hırsızlar çevrelerini iyi görebilmek için arada bir maskelerini yüzlerinden indirince yakayı ele verdiler. Şaşkın hırsızların güvenlik kameralarını tespit etme çabası da ayrı bir ironi tabii. Kameralara bakarken kimlikleri açıkça ortaya çıkan hırsızların yakın çevredeki bir depoda çalışan işçiler olduğu ortaya çıktı. Sonbahar geldi, ağaçlar yapraklarını döküyor. Kimileri için şiire, müziğe ilham kaynağı olan bu tabiat olayı, kimileri içinse bir tablonun boya partiküllerine dönüşüyor. Amerikalı sanatçı Nathan Wyburn, evinin arkasına topladığı yapraklardan ortaya bir Mona Lisa tablosu çıkardı. Elindeki yaprak üfleme makinesiyle yaklaşık 2 saat çalışan sanatçı, son rötuşları da diğer bahçe malzemeleriyle yaptı. İşte Leonardo da Vinci'nin unutulmaz eseri, İtalyanca adıyla La Gioconda. Ve onun ağaç yapraklarından üretilmiş versiyonu. Yaklaşık 1000 metre, 1 kilometre yüksekliğe hiçbir yardımcı alet ve ip kullanmadan tırmandı. Serbest solo olarak bilinen bu dağ tırmanışı Amerika'daki Yosemite Doğal Parkı'nda Alex Honnold isimli bir dağcı tarafından gerçekleştirildi. Herhangi bir güvenlik donanımı olmadan çıplak elle kimi yerlerde 70 ila 85 derece diklikteki yaklaşık 1 kilometrelik yamacı tırmanan Honnold, bu son derece tehlikeli girişimi kameralarla kaydetti. Alex Hubbold'un yaklaşık 4 saat süren sıra dışı deneyimi, tırmanışı National Geographic tarafından belgesele dönüştürüldü. Sosyal medyada yüksek paylaşım alan bir görüntü, Rusya'nın Yamal Yarımadası'nda yaşayan yerli halk çamur bataklığına saplanmış bir ren geyiğini kurtarmaya çalışıyor. Bunun için büyük gayret sarf eden yerliler sonunda geyiği boynuzuna bağladıkları bir halatla zorlukla da olsa battığı çamur yığınından çıkarmayı başarıyor. Iraklı genç fotomodel ve sosyal medya yıldızı Tara Fares, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Fares, terör örgütü DAEŞ'ten ölüm tehditleri alıyordu. Iraklı bir baba ve Lübnanlı bir annenin kızı olan 22 yaşındaki Fares, ölüm tehditleri nedeniyle bir dönem Bağdat'ı terk ederek Erbil'de
yaşamıştı. Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Faris'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Evet, bu haberle bitirdik. İyi bir hafta sonu dileğiyle. Hoşçakalın.